türküler söylerdik ama yöresel türkülerdi. Bu televizyonun bozma türküleri de yoktu. Doğal türkülerdi. Siz onları yine şeyle özlüyorsunuz değil mi? O doğal haliyle istiyorsunuz değil mi? O yani tabii, sözleri değiştirilmesin, tabii, ezgisi değiştirilmesin. O çocukluğunuzda duyduğunuz gibi istiyorsunuz aslında. Vallahi bak ben işte o zaman kapalı toplum, kapalı ekonomi, kapalı kültür, yol yolak da yok. Ben müzik aleti olarak zurnayı ve davulu biliyordum. O sıralarda Göksun'dan bir adam geldi, Yusuf, Kalacı Yusuf, kapkalaylıyordu. Bunun yanında da bir çırağı vardı, adı Nesimi'dir. Hmm. Hani şu Sivas'ta katledilen din kardeşlerimiz tarafından, o Nesimi Çimen'di. Evet. Saz çalarlardı, biz çocuklar da gider onu dinlerdik. Sazı ilk defa duyuyordum, vallahi ilk defa sazın sesini orada duydum, gördüm. Biz gizli gizli gider dinlerdik, amcam bunu sezmiş. Amcam muhtarlıkla yapmış, değerli bir insandı. Bizi çağırdı, kızdı. Bu saz dinlemek işte günahtır falan filan. Amcam da söylüyor, amcama öyle telkin etmişler. Halbuki dinde münde böyle bir şey yok. Yok kimse yani oraya onu sokuşturmuş. Bunun üzerine ben çok hoşuma gitti. Bir ağacı yontarak saz yapmıştım. Ama tel bulamadım. Bir atımız vardı, atın kuyruğundaki kılları çektim. İki çivi çaktım, o çivinin arasına o kılları koyarak dımbırdatmaya başladım ya, imkan yok o sazın şeyini vermesine. Oynardık harmanda, tarlada, takımda. Ama mutluyduk kendi dünyamızda. Şimdikinden daha mutluyduk. Öyle emperyalizm yoktu, evet, ciro yoktu. Ne bileyim ben, battık çıktık, şirket mürket lafını biz çok soruları duyduk. İyi bir dünyaydı o. O dünyaya daha gitmek de tabii mümkün değildir. Evet. Evet, şimdi tabii davul zurnadan bahsettiniz. Yani önce davul zurnayı biliyorduk, bağlamayı sonradan duyduk dediniz ama o zaman davul zurna demek bizde halay yöresi demek. Yani bizim tabii bölgemiz bir halay tabii yöresidir. Tabii. Bir bozlak bölgesidir değil mi? Kayseri meşhur. Mesela Kayseri'nin mesela içinde şey bilmiyorlar, halay bilmiyorlar. Genellikle Kırşehir gibi böyle kaşık havası, oturak alemi onları biliyorlar. Sazla beraber yapılar ama civara açıldığımızda, mesela Kayseri'nin dışına doğru açıldığımızda işte Bünyan'da halaylarla karşılaşıyoruz. Pınarbaşı, Sarız, hep halaylar bu bölgede. Yani Kayseri'nin halay bölgesi galiba biraz civarda kalmış. Özellikle de Kayseri'nin doğusunda bulunuyor tabii, gibi. Doğru. Yanlış bir tespit mi? Yok yok, doğru evet, doğru. Şimdi maalesef üstü örtülü kaldı. Değişik şeyler. Bir de şimdi geçen bir şey, tavla oynuyorduk da biri geldi orada, ne oynuyorsun? Dedim kolbastı oynuyoruz. Bir de şimdi o çıktı da o da yerli yani. Doğru, o milli kültürümüzden uzaklaşmak, benliğimizden de uzaklaşmaktadır. Bu bunun eş anlamlısıdır. Keşke onlar kaybolmasaydı. Evet, yaşatsaydık. Evet. Gene şimdiki kültür devam etsin ama o da kaybolup orada yok olmasaydı, gönlüm onu istiyor. Ama yine Sarızlı gençler biliyordur değil mi? Halay falan, düğünlerde falan halay çekiliyordur. Bir zaman bu fuarın açıldığı yıllar bir folklor yarışması oldu, halay. Sarızlılar birinci gelmişti. Evet. Rahmetli Haydar Arık başkanlığında yapmışlardı onu. O kaybolmasını istemez gönlüm. Evet, şimdi devam edelim. Bir de yüreği tanıtırken tabii sizin anılarınız da burada çok önemli gözüküyor. Kitabınızın içerisinde bir bölüm var. Benim çok dikkatimi çekti. Bizim köy ayı nasıl kurtardı diye bir bölüm kaleme almışsınız. Onu sizden dinleyebilir miyiz bu hatırayı? Efendim bu benim 7. çalışmam. Evet. 8.'si yolda da. Yolda. Ayı kurtarma öyle. Biz çocuğuz. Harman zamanıydı. Harman arasında oynadık, yorulduk. Uyumuşum. Gecenin bir yarısı annem uyandırdı. Kalk hala kalk ulan falan. Kalktım. Gözüm uykulu. Ne oluyor? Ne var? Demeye kalmadı. Kapıya baksana dedi. Kapıya çık. Kapıya çıktım ki bir ses, bir şamata, bir teneke sesi. Yukarı bak oğlum dedi. Yukarı baktım ki ay tutulmuş. Ay karanlığa gidiyor. Evimizin duluk deriz. Evin duluğuna vardım kenarına. Komşu kadınlar da vardı. Kırelif vardı. Rahma vardı. Dingiş'in kızı derler. O vardı. Yastavrat deriz biz. O kadınlar vardı. Elleri koynunda. Mahzun mahzun duruyorlar. Konuştuklarına çocuk işte kulak verdim. İşte ayı tutuyor iblisler. Şeytanlar sıkıyor ayı falan filan. Bu kültür nereden geldiyse falan. Evet. Şimdi ben korkuyorum. Onlar da korkuyor. Benim korkum onlardan daha fazla. Titriyorum. Daha ilkokula falan gittiğim yok o sıralar. Bu arada teneke sesleri.
camide salalar veriliyor. Birisi çifte silah sıktı falan derken kadınlar dua okuyor ağızlarına mırıl mırıl, ben onu görüyorum. O sırada ay hafifçe kurtuldu. Oradan kadının biri oh dedi, ay dedi kurtuluyor dedi. İblisten üstün geldi dedi, boğazını sıkamadı ayın, ay kurtuluyor dedi. Yarım saat falan mı geçti, ay tümden açığa çıktı. Herkes sevişti, o salağa sesleri de kesildi, teneke sesleri de. Herkes dağıldı, ben şimdi yatağıma girdim, düşünüyorum. Ya bu şeytan da neymiş de ta oraya çıkmış falan, çocukluk işte. Sonra şu bizim köyün haline bak, hiç beğenmezdim. Helal olsun bizim köye. Eğer bizim köy olmasaydı ay çoktan yok olmuştu. Yaşasın bizim köy falan, çocukluk işte derken uyumuşum. Evet. Böyle kurtardı bizim köy ayı. Ay tutulması sonra ilkokulda öğrettiler bana. Meğer böyle değilmiş ama işte kültür o, işte o gelenek kültür. Evet. Şimdi bir de tabii şu var, bu siz insanın coğrafya ile ilgili bağlantısını biraz önce güzel bir sözle ifade ettiniz. Şimdi ben de şu eserlerinize baktığım zaman şimdi Ahmet Özdemir neler yazmış diye baktığımda, Avşarlar ve Dadaloğlu, öyküleriyle ağıtlar, öyküleriyle halk şiirleri, Sarız'da düğün, ondan sonra Osmanlı'dan günümüze iki ileri bir geri. Şimdi özellikle büyük bir ağırlık yine aslında, değil mi, bu mensubiyet bilincine ait. Yani sizin doğup büyüdüğünüz yöreye, o bölgenin kültürüne. Aslında bu kültür de Türk kültürünün çok önemli bir parçası. Çünkü sizin, ben çok iyi biliyorum, sadece doğup büyüdüğünüz yöre değil, Çukurova'ya yönelik de büyük bir, çünkü orada Türkmen oymakları orada dalga dalga yerleşmişler. Yani biz oradan geldik köken. Evet. O bölgeye de diyeyim büyük bir hakimiyetiniz var. Yani bu büyük büyük bir nimet, büyük bir meziyet diye düşünmekteyim. Ne dersiniz yani? Bu elbette kadar bölgeye hakim olmak. Elbette o büyük bir şans. Ben Adana Öğretmen Okulu'nda çalıştım 6 yıl. Evet. Adana'yı karış karış dolaştım, gezdim. Dedelerimizin çadır yerini, o konup göçtükleri yerleri gördüm. O köyleri tek tek gezdim. Bir şans oldu hakikaten. Derlemelerimi de oralarda yaptım çoklukla. Orayla Sarız'dakini, Pınarbaşı'ndakini karıştırarak bu kitaplar meydana geldi. Evet, özellikle Kilikya şeydir zaten. Antik çağda, İslam öncesi çağda oranın adı Kilikya. Kilikya, evet. O zaman Adana daha geri planda. Buna karşı evet. Tarsus önemli, Misis önemli. Çukurova'nın da Adana'nın da şenlenmesi, cıvıl cıvıl olması bu Asya'dan gelen Türkmen oymakları sayesinde mümkün olmuştur. Ceritler, Tecirliler, Avşarlar, Fettahlıoğulları, Mürseloğulları, Bozdoğanlar, bu Türkmen grupları sayıları 26'ya kadar varır. Bunlar geldikten sonra Çukurova oluyor. Çukurova kelimesini icat edenler de bu gelen Türkmenler. Evet. Daha önce Çukurova adı yok. Oraya Kilikya diyorlar. Çukurova ismini verenler ya bizim bu Türkmen gruplarıdır. Evet. Öyle oldu. Orası kültür yönüyle de zengin bir yer. Yani çünkü Asya'dan gelen Türkmenler evet. Oraya. O kadar ki Asya'daki Seyhun-Ceyhun Nehri var. Oraya benzerliğinden bizim Seyhan-Ceyhan Nehri'ni de ona benzeterek koymuşlar. Demin dediğim gibi Seyhan Nehri'nin adı Sarus o çağda. Ceyhan Nehri'nin adı da Piromus'tur. Ha bunlar bakıyor ki Asya'daki Tanrı Dağları'ndan çıkan o ırmaklara benziyor. Ondan dolayı Seyhan Ceyhan diyorlar. Oraya benzerliğinden ötürü. Böyle kapadıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Döndükten sonra İzmir'de Türkiye birincilikleri oldu. Ve o zaman da 63 oluncu 31 yaşında olmuş oluyor. Öyle değil mi? Evet, 32 doğumlu olduğunuza göre. Evet. 31 yaşında olmuş olayım. Türkiye birinciliklerini İzmir'de
gittik. İzmir'de de beni o rakipler iyi zorladı. Baktım ki 31 yaşından sonra ilerlemeyecek. Geriliyor. Zaten aldığımız maaş kafi gelmiyor idi. O zaman ben demek ki dedim temsil edecek gücümüz kalmadı dedim. Ve bu arada da bana Almanya'dan teklif geldi. Sana Türkiye'de verilen maaşın 4 katını vereceğiz. Bize gelirsen. Kim çağırıyor? Almanya kulübü başkanı. Schorndorf diye bir güreş için yine çağırıyorlar. Güreş için. Hemen kabullendim. Ve şeker fabrikasından ayrıldım. Çok üzüldüler. Gitme. Biz de artıralım. Ne artıracak artırsa. 600 lira aylık alıyorduk. Bunu 700 yapar yapsa değil mi? O 4 katını verdiğine göre 2200 lira geçiyor eline. O zaman mark 2 lira 85 kuruştu. Şimdi 800-850 bin lira bir mark. Peki orada kaç sene kaldınız Almanya'da? 24 sene. 24 sene. Hep aynı işi mi yaptınız? Güreşçi mi yetiştirdiniz? Hep teknik direktörlük yaptım. 3-4 tane kulüpte, yalnız bir kulüpte kalmadım. Evet. Şimdi bir kulüpte kalıyoruz 2-3 sene. Adamlar işte o arada yetiştirdiğimiz kadar yetiştiriyoruz. Kulübü başarıdan başarıya koşturuyoruz. Ondan sonra tabii adam gayri ihtiyarı eskiyoruz. Peki biz de eski kıymeti koruyalım istiyoruz. Eski itibarı da bulamayınca başka kulüp daha iyi talip oluyor. O daha artırıyor. Evet. Orayla anlaşıyorsun, orayla gidiyorsun. Ama burayla bozuşmuyoruz. Anlıyorum. Bize mesela diyelim ki sana 10 lira veriyorsa öteki 12 lira veriyor. Peki orada çok güreşçiler yetiştirdiniz. Bunlar arasında böyle şeyler oldu mu? Var. Dünya çapında. Dünya çapında Adolf Seyga diye bir güreşçi yetiştirdik biz. Alman. Dünya çapında 2 sefer dünya şampiyonu oldu. 2 sefer. Ve beni hiç unutmazlar Freiburg'da. 12 sene Freiburg bir yere göndermedi beni. Ve Freiburg'dan da döndüm geldim Türkiye'ye. Oranın belediye başkanı beni Türkiye'ye gideceğimi işitince, duyunca Türkiye'ye gideceğimi işitip duyunca eve telefon eder. Der ki Ziya Doğan gelince, şimdi bizim bu hanım, gelince bize şu telefona telefon etsin der. Neyse biz akşamüstü geldik, şöyle saat 5, 4, 6 neyse bu sıralarda geldim. Bizim hanım dedi ki, sana dedi bir telefon geldi, şu numaraya telefon edeceksin. Hayırdır inşallah dedik. Telefon ettim. Belediye başkanının sekreteri çıktı. Ziya Doğan siz mi? Evet dedim. Benim buyurun. Siz beni mi aradınız falan dedim kadına. Efendim dedi. Almanca konuşuyoruz. Başkan dedi. Eğer siz müsait iseniz size gelecek. Yok. Müsait değilseniz başkana bildireyim, buraya sizi buraya davet ediyor dedi.
Ben de dedim ki, ben dedim başkanın yanına geleyim, davetine icap ediyorum falan ediyoruz dedik. Arabama bindim. Orada da park sıkıntısı vardır. Müthiş park. Ben şu anda geliyorum falan dedim. Mesela Kayseri kadar buradan benim evimin yeri orada da. Belediyeye vardım ki 2-3 tane zabıta bana yer ayırmışlar, araba yeri. Başkanın park yerine çektiler arabayı. Etraf şeyini aldılar bizi, başkanın yanına. Başkan bir de kapıda bizi karşıladı. Sohbetten sonra dedi ki bana başkan, niye gidiyorsun sen Türkiye'ye dedi. Sayın başkan dedim, ben artık yaşlandım. Burada da iş görmez hale geldim dedim. Yani iş görmez deyince dedim, ben artık bundan sonraki ömrümü dedim, kendi vatanımda geçirmek istiyorum dedim. Eş, dost dedim orada öyle deyince. Dedi ki bana, Doğan dedi, sen buraya geleli dedi 24 seneye yakın bir zaman olmuştur dedi. Bir yaşındaki çocuk dedi 24 yaşında dedi. Sen dedi 24 seneni burada vermişsin dedi. Sen oraya dönünce dedi oradaki eşin, dostluğun dedi bir tanesi kalmamıştır dedi. Kimisi emekli olur gider dedi, kimisi vefat eder dedi. Kimisi dedi yerinde durur dedi, çıkamaz dışarı dedi. Sen 31 yaşında geldin buraya dedi, 24 senen geçmiş dedi. 55 yaşına değmişsin. Onlar o yaşta mı duruyor zannediyor dedi. Belediyemizin neye gücü yetiyor dedi, Alman belediyesinin. Sana dedi bunların hepsini vermek, verebilecek güçteyiz biz dedi. Sen buranın mali oldun dedi. Onun için dedi bir gözden geçir. Neticeyi de bana bildir dedi. Peki başkanım dedim. Kaydel isminde bir belediye başkanıydı. Güreş dedi miydi adam. Her şeyi feda ederdi. Ondan sonra düşündük, ben istiyorum ki, hani dairede oturuyorum, sıkılıyorsun, emekli olsan, sokağa çıksan, kimsecikler yok, ora öyle, kimseciği bulamazsın, hep yaşlı, ihtiyar, kadın, erkek, efendime söyleyeyim, yaşlı kimseler. Bunları bulursun. Bunlar da bize ne şey yapar? Dairene gidip kömülürsün, oturursun. Dedim ki ya, bu da bana şey yapacaksın. Kilo alırsın, efendime söyleyeyim, halktan dediğin itibarı göremezsin. Gene ben memleketime gideyim. Bir bahçeli ev alırım. İşte burayı kafaya koydum. Buranın da arsasını almıştım. Yaparız. Akşam sabah bahçede çalışırız. Efendim eğleniriz. Spor yaparız. Vaktimiz böyle geçer diye düşündük. O arada gideyim de bunu Kaydel'e anlatalım dedik. O da duydum ki şeye gitmiş, böyle izine çıkmış ve biz de bu arada öylelikle geldik, haber de veremedik. Düğünler, hamamlar,
kız arkaları bunlar nasıldı? Nere? Düğün, hamam, kız arkası. Şimdi düğünler bizde Kayseri'de diyelim ben biz Kayseri'de yaşıyoruz. Bizde evlilik kadınların görmesiyle, beğenmesiyle, evin erkeğinin de o sülaleyi tanımasıyla, beğenmesiyle kıza talip olunur. Evvela oğlan evi, kız evini tetkik eder. Kendine münasipse dünür olur. Eğer kendine münasip değilse katiyen yanaşmaz oraya. Ha, dünür olduğu yerde bize müsaade edindir. 3 gündür, 5 gündür, 1 haftadır, 2 gündür. Onlar da seni tetkik eder. Neyi tetkik edilir bizde? Büyük ana, büyük baba. Büyük anası kimlerden, büyük babası kimlerden? Ta o dip köşe aranır bizde. Buna göre bizde kız alışverişleri böyle olur. Lalet daim bir yerden ne kız alınır ne kız verilir. Şehrin kenar mahallesine ne kız verilir ne kız alınır. Çünkü şehrin kenar mahallesi fakir ve görgüsüz olur. Onun için orta tabaka daima kendine uygun yerden kız alır. Bizim, ben şunları Everest'e kadar anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Akşama kadar kız evlerinden telefon gelir. Biz size dünürüz. Hadi bizim rahmetlik hop ayağa kalkar. Allah aşkına kız evinden dünür mü olur? Ben gideceğim, beğeneceğim, seçeceğim, alacağım. Böyledir, o da böyledir. Bir sobacı İsmail aklını taktı. Bir torunu varmış. Telefon ettim Allah atmaya, bizimki delenecek. Karılarına küs öldü. Ben dedi beğenip alacağım dedi. Yahu kız evinden bunun aslı ne? Bu nereden çıkıyor? Biz de böyle. Şimdi kız evleri de şöyle yapar. Araya kadın bırakır. Gözünün kestiği yere araya kadın bırakır. O kadınlar vasıtasıyla seni ayıktırır. İşte falan yerde şöyle bir güzel kız var. Şöyle eğipler bilmem ne diye. İkisi muvaffak oldu. İki kadın muvaffak oldu. Küçüğüyle ortancıyla muvaffak oldu. Aynen. İki bu harici kadın, bu ikisine muvaffak oldu yani. Fakat bununkine yok dedi, ben beğenim alacağım. Ben saymam dedi, ben beğenim alacağım. Allah rahmet eylesin. Kız alışverişlerimiz de böyle. Aile bağlarımız böyle. Yani bir dengeli, alışveriş dengeli. Ailelerin dengeli olması şart. Dengesiz olunca bir ucu aksıyor. İş olmuyor yani. Neticede geçimsizlik oluyor. Sonra şimdi, gelelim şimdi. Avrupa'yı geçtik yani. Şimdi kızlar, oğlanlar, arkadaşsız kız yok, arkadaşsız oğlan yok. Şimdi ben diyorum, bunlar nasıl erkek olacak? Nasıl yuva kuracak? Nasıl evine bakacak? Nasıl ev sahibi olacak? Kızlara diyorum, kızlar nasıl kadın olacak? Havayı uçuyor. Mağazada çalışan kızların hepsine söylüyorum, kızım, sokakta adam bulman. Sokakta bulduğunuz erkek size hoca olmaz. Sokakta erkek bulma. Ananız babanızla olursanız, şayet kocalarınız bazen aksaklık yaparsa, kaynananız kaynatanız size sahip çıkar. Ama sen kendin bulursan, Git kendin buldun, ne kaltın varsa işle derler. Peki amca, kızı bulduktan sonra eskiden, kızı buldunuz, anlaştınız, uyuştunuz, aileler de uydu. Ondan sonraki süreç ne olurdu? Çeyiz hazırlanır, hamama gider, kız bakılır, kaynana, kayınbaba. Nasıl gördü kızı, erkek kızı nasıl gördü, kız erkeği nasıl görürdü? Kızınla oğlan hiç görüşmez. Hiç görüştürülmez. Katıya. Hiç bu... Şimdi yapılıyor bu. Katiyen kızınla oğlan görmesi mümkün değil, birbirlerini görmesi mümkün değil. Ama biz mübareke gidilir. Mübareke gidilir. Onlar bize mübareke gelir. Biz onlara mübareke gittiğimizde kız bir tane kahveyi verir gider. Bir daha yanımıza uğramaz. Usul kaide böyle. Sonra gelin hamamları olur. Göbek taşları olur. Orada yemek yenir, gelin hamamı yapılır, şadırvan dolaşılır, bindallı entariler giyilir vesaire. İşte orada çok bağışışlar falan dağıtılır. Ben 16 sene annem gelinen hamama gittim.
16 sene de annemin beni yıkadığını hatırlamam. Teyzelerimin kucağındayım. Teyzemin şu dizinde, sol dizinde yıkanırım. 16 sene iki teyzem beni kimseye gül diye kokulatmadı. Etrafımızda 4-5 tane gelin dolaşır, muhatisapla, hatıcapla Nuh Efendi'nin suyunu dökerdi. Şu razı olur da küçük razı olmaz. Küçük suyu dökecek, vücutuma elini sürecek. Beni gül diye kimseye kokulatmadılar. Sonra hamamda yemek yenir. Ha sen 16 yaşına kadar nasıl gittin hamama? Hamamda yemek yenir göbek taşında. Biz mesela kaç kişiyiz? 15 kişi biz varık yani. Büyük anam orada komşulardan da gelin toplar götürür giderken. Fakir gelinleri, onları da o hamama giderken onları da götürür. Onları alır götürür. Biz orada hemen 20 kişi falan 25 kişi oluruk. Büyük anam 50-60 kişilik yemek götürür. Hamamın hepsinin karnını doyurur. Ekmek yok. Yiyecek yok, ekmek yok. Biz hamama vardığımız gün hamam bayram eder ki bişler hamama elde edeyim. Yemek var, ekmek varıyor. Hamamın o büyük anam hepsinin karnını doyurur. Birinin aç bırakmaz. Hepsini doyurur. Allah nurda yatsın. Onun da böyle eli açığıydı. Sonra şu yakın zamana kadar bütün komşuların çamaşırı bizim evde yıkanırdı. Yakacakları yok. Berde yakarlar. Yakacak yok. Sabun yok. Su yok. Bizim evde kuyu var. Hemen kuyunun başına hemen taş çatılır. Kazan konur. Efendim, ilan konur. Büyük anam hemen içine sabunlarını atar. Orada gelinler çamaşırlarını yıkarlar. Çamaşırdan sonra da o gelinleri büyük anam çağın başında tavuk yoluyor gibi soyar. Eliyle bir tane güzelce yıkar, lifler. Ondan sonra hadi ömrü kesleşçelerdir. Savardı. Eskiden insanlık, komşuluk böyleydi. Bugün ise şu eşeğindeki komşuna hasım düşüyor. Bunlar yakışmıyor. Geçen ben o bağdaki eşik komşumuz, şimdi oradan ayrıldılar da aynı evde oturuyoruz. Karısı dışarıya çıkarken ben de bağ ediyordum. Kadına dedim ki hadi geline bağınıza götüreyim sizi dedim. Eski bağınıza götüreyim dedim. Küçük oğlum dedi ki ya baba elin avradıyla ne konuşuyorsun lan? Elin avradı mı dedim lan? Şuradan bir kapıdan giriyorsun içeri. Bunun hepsi bir ev dedim. Bunun hepsi bir ev. Şu apartmanın hepsi bir ev. Çoluğu çocuğu, çoluğun çocuğun, gelinin kızın hepsi bunlar dedim. Bunlar acık aklınız bassın. Kapıdan içeridekinin hepsi bir ev. Bir şey diyemedi. Şimdi bunlar, şimdiki gençler bunları yadırgıyor. Bunları bilemiyor, anlayamıyor. Konu komşunun haysiyeti nedir? Dedem han bana bir çocuk gibi hürmet ederdi. Ben erirdim. O öyle ettikçe. Neydi? Abisi babamın arkadaşıydı. Babamın arkadaşının oğlu diye bana saygınlık gösterirdi kocaman adam. Teyzenin Abdillah, Ala bana saygınlık gösterirdi. Yine erirdim. Abimin arkadaşının oğlu diye. Abisi Abdillah babamın arkadaşıydı. Ta biz oraları devam eder bizdeki usul, kaide oralara gelir ta. Biz de onlara elimizden geldiği kadar saygınlığı gösteririz. Kafamızdan yukarı bir lafımız olmaz. Biz de asıl da konuluk, komşuluk, ehbaplık şeylik böyle. Sonra erkek nedir? Size erkeğe tarif edeyim. Erkek, bir, soyuna, sülalesinde herhangi birine bakmaz. Bu bakana Kayseri'de ırzı kırık tabiri kullanılır. Bunun hiç itibarı olmaz. Kimsenin yanında. İki, konuya komşuya bakılmaz. Bunun hepsi bir ev sayılır. Üç, eşin, dostun, arkadaşın, ahbabın yanı belini rastladığın zaman bakılmaz. Dört, mahiyetinde çalışan bir kadın fahişi ise dahi erkek buna bakmaz. Çünkü ekmeğini yiyor. Erkeğin dört tane vasfı var. Bozahmet'in Osman'a arkadaşıyla beraber aynı eli mihan ederek Cıngıllıoğulların
şimdi orada park oldu ya küçük kapıda. Orada iki tane büyük hanları vardı. O hanın birine Aynalı Meyhane denirdi. Oraya bir aralık karakol doldu oraya. Orada içmişler, gidiyorlar. Evleri ta danacılarda. Çakalıza varınca arkadaşına demiş ki lan Ahmet, buradan öt yanı bizim mahallemiz. Eğer karşıdan bir kadın gelir de kafan kaldırır bakarsan vurmayanın şurasını buradan getireyim, vururum demiş. Kafan kaldırmayacağım. Buradan öt yanı bizim mahallemiz. Eskiden erkeklik bu. Kuyularda saklardık, kuyularda, kar kuyularında. Her kabala da koştuğumuz oldu, bağımız da oldu. O bağlarda sepete konur et, kuyuya sallanır. Kuyuda durur ama aşağı yukarıda o bir yan et gelir de bir hafta da oraya et gelmez. O et oraya kuyuya sallanır. Kavrulan kavrulur, kavrulmayan oraya, orada kunde alın alın kullanın oradan. Kıymayı kuyuda nasıl yapardınız? Kıymayı, ah o etler, geçse de yinse o kıymalar, o kıymalar nerede? Çiğ derdik, kıyma, kuzgunu, kıyma, kıyma gelir kuzgunu, iki üç can et gelir, koyun gelir, onlar doğranır. Kemiklisi ayrı, şiisi ayrı, kavrulur, çömekleri basılır. Bir kış onlar yenir. Bağda mantı ederik, et döverik. O etin mantısını yeme de yanında yat. Şimdi mantı yapıyor, lezzeti yok ki. Soğanıyla döverik, katarık. Öyleydi. Peki eski zamanlar mı daha güzeldi, bugünkü zamanlar mı güzeldi? Çok güzel idi. Benim annem derdi ki şey derdi, ah eski günlerim ah derdi, eski günler başkaydı derdi. Siz ne diyorsunuz peki? Hangisi? Hemen hemen eski günler iyiydi. Neden? Neden iyiydi? Saygı vardı yavrum, saygı vardı. Muhabbet vardı birbirine. Akşamlar fener elinde gezmeye giden, fener olmazsa bile ne lamba, elektrikler yok mu sokaklarda? El ele tutan giden o gezmeye akşamla akşam izahını cami dağılır, yemek yenir. Camiden geldikten sonra yemekten gezmeye gidilir. Saat 10 oldu, kahak gayrı vakit nakit oldu. Bir denesi böyle konuşuyor, oturmaya gitmiş. İki kadın bir oturmuşlar orada. Sabah olmuş konuşmadan anlamamışlar. Kocası gelmiş, kapıyı çalmış çalmış, hanım yok, kapını oyna, oturmuş. Koşu da çocuğunu dışarıya çıkartmışmış. Çıkartınca, ilte demiş, çarçı okunuyor demiş. Kocası oradan demiş ki, Allah canın atsın demiş, o sabah ezanı demiş, yatsı değil demiş. Öyle muhabbet var, öyle oturulur durulurdu. Eskiden böyle mukallit adamlar da çoktu değil mi? Hoş sohbet adamlar vardı. Her onu hiç yerine sorma, onu amacanı da o. O amacanı da, o amacanı da, o amacanı da. Anladım biraz. Onun hangisini anlatayım bilemiyorum ki. Adamın bir tanesi fabrikanın dümanını satın almış. Dümanını satın almış. O düman oradan adam dümanı satın almış, parayı vermiş. Varıp da dememiş ki, bu düman benim dememiş. Aradan zamanlar geçmiş. Varmış, facıyı kapatmış. Ya ne oluyor, ne diyorsun? Düman benim diyemedim. Şimdi ya de dışarıya gitti, şimdi de ağzını kapattım. Düman benim demiş. Öyle yarenle giderdi. Evlerde zerzemme olurdu. Evet, zerzemme olurdu. Zerzemmeye bağdan gelen gilemadalar, yakacaklar konurdu. Bağda yiyin, yakacaklar öyle atınan çepinen hafif yakacaklarına yemek pişirirdik ki onlar şehre gidecek, şehirde yanacak deyin. Onlar şehre gelir, zerzemmeye basılır. Bağdan üzüm gelir, hevekler asılır, yapraklar düzülür. Hiç kırılmayacak bağdan, o yapraklar zerzemmeye asılır.
kavun, karpuz alınır, onlar konur. Takışların ortasında kavunlar, karpuzlar evden çıkar. Meyveler, armutlar. Armutlar düzülür, ipe böyle asılır zirzemmeye. Anneannemin sufası vardı, sufa, eski sufalardan. O sufada bir çardak delirdi, çardak olurdu. O çardağa asarlarmış. Armutları. Bir şey alınmazmış, her şey bağdan gelen inirmiş bir kış, öyle mi? Evet, evet, öyleydi. Sen öyle. Cevabın ver, bağdan gelen. Bağdan gelen inirdi, kurusu inirdi, yaşı inirdi, öyle bir şey alınmazdı çarşıdan. Ben ilkokul mezunuyum. Mimar Sinan İlkokulu'nda. Şeyin orduydu, şimdiki yerinire. İşte Hunat Camisi'nin orduydu. Bizim öğretmenlerimiz nur içinde yatsınlar, her biri bir. Sadece bize öyle ders belletmezlerdi yavrum. Tarih, coğrafya belletmezlerdi, matematik belletmezlerdi. Her şeyden önce bize insanlık belletirlerdi yavrum. Bize insanlık belletirlerdi. Bize dikiş nakış belletirlerdi. Erkek arkadaşlarımıza yavrum düğme diktirirlerdi. Ki askere gidersiniz, herhangi bir şey olur, sizin de öğrenmeniz lazım derlerdi. Her şeyin edebini, adabını biz ailede öğrenirdik. Temelde ailede öğrenirdik yavrum. Yaşımıza göre de okullarda öğretmenlerimiz öğretirdi yavrum bize. Bizim o öğretmenlerimizin o ağaç sevgisi öğretmesi bize, hayvan sevgisi. Biz şurada bir dersi işliyoruz yavrum. Dersi işlerken dala pencereden baktık ki kuş gelmiş konmuş orada. Öğretmen onu bırakırdı, bizi döndürür, ona adapte ederdi. O hayvanına bizi bütünleştirirdi, bize hayvan sevgisi aşılardı. Ağaç sevgisi aşılardı. Ağaç olmazsa hayvan olmaz derdi. Hayvan olmazsa şu olmaz. Bizleri yani o öğretmenlerimizin yetiştirme tarzlarına çok farklıydı. Bir de oyun şeklinde öğretirlerdi bize. Bizim eğitimimiz öyleydi bir de yavrum. Oyun şeklinde öğrenirdik biz. Sayı saymayı bilmiyorum. Benim biraz önceki o anlattığım o büyük dedem, nur içinde yatsın, Yileğenin Ahmet Hafız, yavuzum dedi. Gel bebeği elimize alırdık, tek mi çift mi oynayak? Dede de ben saymayı bilmiyorum. Kızım ben sayacağım, sen de öğreneceksin. Bu şekilde sayı saymayı öğretirdi yavrum bize. Çocukluğunuzda oyunlar oynar mıydınız? Ne oyunlar oynar? Aman yavrum. Allah'ıma şükürler olsun. Ben şimdiki yavrulara çok üzülüyorum yavrum. Her türlü oyun oynardık. Bir de yavrum bizim eskiden koca koca oğlanlar kızlar 10 yaşında 12 yaşındaki oğlanlar kızlar biz birbirimizle arkadaşıdık yavrum. Kardeşidik. Halen biz birbirimizle kardeşik. Benim o arkadaşımın yanına vardığımda Ahmet nasılsın kardeşim dediğimde iyiyim bacım sen nasılsın? Ahmet çocuklar nasıl dedim miydi? Halası ellerinden öper. Seninkiler nasıl dediğimde dayısı ellerinden öper diye konuşuruk biz yavrum. Şimdi bana kadar bebelere bakıyorsun. Sen beni seviyorsun, ben seni seviyorum. Sevmek çok güzel bir şey yavrum. Ama o sevgi gerçek sevgi olsun. Arkadaş sevgisi olsun. Abi, abba sevgisi olsun. İleride karı koca sevgisi zaten gelir yavrum. Eş sevgisi zaten olur. Ama her şey vaktinde olsun yavrum. Çizgi film seyrettiriyorlar torunlara bakıyorum. O ona aşık olmuş, o ona aşık olmuş, o ona aşık olmuş. Benim torun bir gün bana diyor ki şey diyor. Ana ne diyor, ben diyor okulda diyor filan arkadaşımı diyor çok seviyorum diyor. Kötü bir şey mi diyor. Kızım niye kötü olacak yavrum? O senin arkadaşın, sen onu seveceksin. O da seni sevecek. Ama anneanne arkadaşlar öyle demiyor. Kızım sen de arkadaşlarına diyeceksin ki biz arkadaşız. Biz seviyoruz birbirimizi diyeceksin kızım. Arkadaş sevgisi bu yavrum. Biz bunları böyle yaşadık yavrum. Şimdi 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuk bir araya geldi miydi? Aşık oldum, aşık olacağım. Aşk öyle basit bir şey değil yavrum, gözünü sevdiğim. Aşk öyle basit bir şey değil ha. Aşk dedin miydi? Akan sular durur ha. Aşkın önüne hiçbir şey geçemez. Öyle affedersiniz, nefsane aşk değil. Gerçek aşk nedir? Gerçek aşk nedir yavrum? Karşında baktın mıydı Allah'ın, hani koca Yunus'umuzun bir sözü var ya yavrum.
Elif okuduk ötüre, bazar eyledik götüre, yaradılanı severik yaradandan ötüre. O karşında aşk dedin neydi? Aşk insana aşk değil. İnsana aşık olunur yavrum. Hayvana aşık olunur yavrum. Doğaya aşık olunur. Ben Erciyes'e aşığım yavrum. Ben Erciyes'i, ben Fethiye'de kaldım. Aklıma düştü müydü? Ağlardım benim o Erciyes'e olan aşkım. Niye? Rabbim yaratmış. Üstüne imzasını atmış. Aşk bu yavrum. Aşk bir tek şey için değil. O kadın erkek arasındaki o karı koca aşkı da o ayrı. Allah için eğer karı koca arasında bir aşk varsa yavrum, o yuva yuva işte. O ev ev işte yavrum. Bir de yavrum, ben bunu geçen nişanlanmışlar, gençlerimize de söyledim. Bu karı koca evliliği bu hayatta kalmıyor. Bizim büyüklerimizden duyduğumuz. Öteki dünyaya da intikal ediyor yavrum. Eğer ki o evliliği yapabilirsen, o karı kocasın arasındaki aşkı bulabilirsen, Allah rızası için o yuvayı kurduysan, İslamiyet'e hizmet için karı koca birbirine hizmet ediyorsa, Allah'ım bana ne güzel bir eş vermiş, bir koca vermiş, bir karı vermiş diyerekten onun yüzüne bakıyorsa eğer, eşler birbirinin yüzüne bakarken, işte aşk bu yavrum. Aşk bu. Aşk bir tek şey değil. Aşk her şeyde bulduğun sonsuz sevgi yavrum. Aşkın sonu yok ha. Aşkta son diye bir şey yok veya aşk şuna olur diye bir şey yok. Yavrum bir eve varın, o eve aşık olun. Eve aşık olurken o evin mimarına aşık olun. Rabbim onu nasıl yaratmış da o mimar o düzeni yapmış. Bir koltuk takımına aşık olun. O koltuk takımını yapan usta, ya Rabbi o ustaya nasıl beceri vermiş, nasıl akıl vermiş, o yapacağı sanata nasıl aşk vermiş ki yapmış. Yapılan sanat da aşkına yaparsan eğer, o sanat olur yavrum. Bak şeyi cevaplandırmam, şu oyunlar, çocuk oyunları. Oyunlar çocuk oyunu. Aman yavrum, enek kozalak oynardık. Enek kozalak oynardık yavrum. Bu oyun esnasında da yedi çanak oynardık. Bu oyun esnasında da yavrum, birbirimizin kafasını da yardığımız olurdu. Elini ayağına bastığımız da olurdu. Enek kozak oynayacak, taş yürüye dikecek, giriye çekilecek. Vurduk muydu? Hadi bir denesin, varır ayağına. Ondan sonra oyunu orada durdururduk yavrum. Ayağın ağrıdı mı, incidi mi derik. Ne kusluk olur, ne devoşluk olur, ne bir şey olur yavrum. Aynen devam ederim. Enek kozak oynanacak. İp atlanacak yavrum. Tek ip atlanacak, çift ip atlanacak, o ip atlamalarımız. Bunlar hep insanların birbirleri arasındaki diyalog, sevgi, muhabbet. Yavrum bunlar şimdi günümüzün stres dinliyor hani ya. Bana kadar bebeler hiperaktif dinliyor. Bebeğin enerjiyi harcayamıyor ki yavrum. Dama çıkardık, bilim bebek oynardık, dazdaz kurardık yavrum damda. Hep birlikte, beraberlikte. Oğlan arkadaşlarımız da beraber bunun içinde yani. Bunu arkadaş derken öyle kız oğlan ayırdı mı? Yoğdu bizde. Yoğdu yavrum. Oğlan arkadaşlarımız, kız arkadaşlarımız dama çıkılacak, dazdaz kurulacak. Orada büllüm bebekten papatyalar yapılacak. Gelin olacak, tacılar yapılacak. Hiçbir şey bulamasak yavrum gelin olacak diye. Gazoz kapakları olurdu. O gazoz kapaklarını doyurduk yavrum. Düzlerdik şöyle ortasından delik açardık. Eskiden gelinlerimize beşli takılırdı yavrum. Şöyle düzümüne büyük altın takılırdı yavrum. Şimdi en büyük altın. Her neyi dinliyorsa bilmem. Büyük altın işte. Beşli dinirdi onun adına. Hani evcilik oyunu yok, gelin oluyor ya biz orada. Oğlan evi olunacak, kız evi olunacak. O zamandan yani kendi kendimize o kültürleri yaşardık yavrum. Hemen o gazoz kapaklar dövülecek, ortası delinecek, ipe takılacak. Geline beşli yapılacak yavrum ondan. Aşık oynardık yavrum. Aşık oynardık ama aşığın sağ bası iyiydi, sol bası iyiydi. Akşamdan et yenirken olan kardeşlerimizin gözünü dikecekler böyle. Sağ bıyı hangisi kapsın, sol bıyı hangisi kapsın aşığın. Bir de yavrum, bir de aşığın ortasına kurşun dökülecek. O kurşun aşık enek olana dökülecek kurşun. Ötekileri değil ha, kurşun dökülecek. Bunları kız oyunu, oğlan oyunu diye bir şey yok ha. Hep beraber oynardık. Fırıldak çeviririk. Almalıya fırıldak. Hele buzun üstünde yavrum. Dın dedi miydi? O fırıldak ipliği beraber karşı karşıya geçilecek. Kıvrılacak o iplik. Sağlam olacak. İp iyi olacak. Balmumu sürülecek o ipin üstüne. Ondan sonra boyunu
fırıldağa göre ölçeceğin fırıldağın tam çizine göre. Ondan sonra karşılıklı mahallenin bebesi hep bir olunurdu. Sen daha ustasın, ben daha ustayım, fırıldak oynanır. Gazoz kapağı yavrum, ortaya S böyle yılan şeklinde cızardık. Sona varacağım, başa varacağım. Böyle bunlar aslında el becerisiydi. Bunlar hani bir şey dinliyor ya, meditasyon değil de ni şu bir kafa dinlendirmeye. Neyse bunlar hep o çocukların için oydu yavrum, eğitimiydi. Şunu şöyle oradan cızgıdan dikkatini topluyorsun. Oraya beceriyi yani yapmadı. Kızlar genelde cızgı oynarlardı. Oğlanlar acık o işin içine girdi miydi onu beceremezdi. Onu bozarlardı cızgımızı. Oğlanlar bozarlardı yavrum. Ama ipi müpi çok güzel beraber oynardık. Ondan sonra fırıldağı beraber döndürürdük. O gazoz kapağını. He, o gazoz kapağını beraber oynardık yavrum, o erkek arkadaşlarımızla, hepsiyle işte böyle gün geçirdik yavrum. Yedi çanağımız olurdu. O yedi çanağı, yedi tane çanak kırığını üst üste düzecek böyle, geriye çekilecek, bir tanesi ebe olacak. O ebeleri de ama her şeyi edebinde, adabında hak yemeden olurdu. Bir denemiz eğer ki, olur ha içimizden şernazımız çıkar yavrum, çocuk değil mi? O şernaz çıktığında, Allah biliyor ha, Allah doğrunun yardımcısı. Herkes senden taraf olsun, bir Allah benden taraf olsun derdik yavrum. Bunu bebeğiyken de Allah'a olan güvencimiz olurdu. Haksız yaklık yapana biz bunu dedik miydi? Ha, onun da bir aklı başına gelirdi, hatasını bilirdi. O da tekrardan düzelirdi yavrum. Toplum birbirinin hatasını her zaman için çocuk yaştan beri yavrum müdahale ederdi. Hataya müsaade etmezdi. Hatasız kul olmaz. Hata yapmayan insan hiçbir şeyi öğrenemez. Hatayı ben yapardım, büyüğüm düzeldirdi. Benim ahranım düzeldirdi. Öyle öyle eğitim olurdu yavrum. Oyunda dahi hata yapsak birbirimize sen hak yedin denirdi. Ona göz yumak, ona iltimas geçecek, ona bilmem bir şey öyleler olmazdı yavrum. Babam emekli şey, Mahallül Gazi diyorum. Şimdi Erzurum'dan arkadaşları paşa olmuşlar. Kolordu kumandanı. Geliyor kolordu kumandanı şeye, mahfele bu işte ordu evine. Mülazım Ahmet Efendi'yi bulun. Hemen geliyor iki asker. Efendim işte 3. ordu kumandanı sizi istiyor. Hemen gidiyor. Oğlum hadi sen de götüreceksin. Baba gitme, gitmem yahu. Paşayla ne? O zaman paşayla konuşulur mu? Ben kimseyle konuşamıyorum. Neyse de sık sık gelenler mutlaka çağırır. Bunu bir gün beraber olurlar. Demek ki eski arkadaşlar da yani harpte beraber aynı hizada, sınırda kavga ediyorlar. Diyelim bölükte ve o söylediğine göre o günkü teğmen bölük değil tabur komutanı olmuş. Niye? Bölükte subay kalmadı diyor. İşte Rus harbinde Erzurum'da Sarıkamış'taki muharebede subay kalmadı. Ben yalnız kaldım diyor. Şimdi onu da kısaca söyleyeyim. Ben şöyle bir tepe yani sırt üzerindeyiz bizim tabur. Teğmen tabur komutanı. Olur mu? Oldu işte orada harpte o zaman. Biz biraz sırt üzerinde yazıyor. Düşman aşağıda Rus şeyleri. Ama ateş yağdırıyorlar diyor. Çünkü bizim varlığımız yok yani. Piyade tüfeği bizde diyor. Onlar orada şarapneller toplar filan yağdırıyorlar. Başka çaremiz yok. Bir hücum etmemiz lazım. O zaman düşünüyor nasıl harp hali işte artık nasıl. Haleti ruhiye bunu izah etmek zor. Olmaz. Kalkmış da ya şarapnel böyle ateş püskürüyor. Mecburum ama diyor bunu yapacağım bittik ya biz olmaz. Yani dağılacağız diyor. Hani emirde kılıcı çıkarıp böyle hücum diyecek böyle kılıcı uzatacak. Tam diyor kılıcı hücum dedim diyor şırak kılıç da gitti. Elim buradan şöyle yarıldı diyor.
şöyle hala duruyorum diyor ya. Bak harp hali işte, demek ki orada onu izahı imkansız diyorum. Ya otursana. Yok. Şunu dedim diyor orada, bu kadarını düşünmüş ya. Şuraya dedi, bu kan şöyle fışkırıyor diyor. Şunu şöyle ya, şu oturup da yapsana. Yok. Şöyle o anda düşünemiyor işte. Şu diyor, kolumu tutayım ki kan beni bir kötüleyecek diyor. Bak daha kötüleyeceği var mı? Kötülemiş. 3-4 yerinden daha kurşun yiyor. O sırada bunu böyle ayakta tutarken bir de şarapnel kurşun diyelim. Şarapnel buradan geliyor. Ağzını yırtıyor, böyle gidiyor. Bu sefer oradan da olunca yığılıyor. Bunun sedyeyle hatta bir hikayesi var. Az çok sarıyorlar, sarmalıyorlar, şeye gönderecek, Erzurum'a gönderecekler ama sedyeyle, vasıta yok. 4 tane asker tutuyor, o zaman öyle diyordu ya, dil bilmiyorlar diyor, Kürtler bilmem neler filan işte, Türkler de olsa. Sedye bulmuşlar, sedyeye 4 kişi koydular beni diyor. Az çok işte sarmışlar, şeyin etrafında geriye alınca, bunu sıhhiyeler, doktor değil de sıhhiye sarıyor. Şimdi giderken karşı taraftan ateş gelmeye başladı diyor. Ateş ediyor bizim şeye. Ya lan şurada seçtiği sedyeyle gelen adamı, hastaya ateş ediyor diyor. Harp var. Beni hemen diyor yatırdılar şöyle ateş tarafına, şöyle ateş mesela tepeden geliyor. Sırttan. Yatırdılar. Kendileri de yanlarına yarıma yattı diyor. Ya diyorum ki diyor, uşak lan oğlum asker. Bu ateş uşak yukarıdan geliyor. İtmeyin. Zaten eğer aşağıdan gelse beni de bu ateş kurşun deler, sizi de deler, sizi de öldürür ya. Burada durmayalım. Ateş yukarıdan diyor, yürüyün, korkmayın. Diyor, kim dinliyor diyor. Dinleyen yok beni diyor. Öleceğiz orada diyor. Peki neyse, uzatmayalım. Ateş azalıyor, bunları alıp hastaneye bırakıyorlar. İşte o zaman ki arkadaşlar orada Erzurum'da, diğer şeylerde, taburlarda tabii, burada askerler ölmüş. Arkadaşlarından şeye gelirlerdi, ordu evine seslerlerdi. Ben de ziyade babam daha yaman bir adamdı diyeyim, benim gibi değildi herhalde muhakkak. Öyle olmalı ki, öyle bir harp görmüş adam. Bir gün dedi ki, oğlum dedi, ya seni valiye göndereceğim. Baba valide ne işin ver benim vali? Valinin 1928, 30 diyelim. Yani 1938. Yok, 28. 30 diyelim. 10 yaşında, 12 yaşındayım. Ne yapacağım ben valinin yanında? Vali değil, memurun yanına gidilmez biliyor halen. Ama eder. Oğlum dedi, söyledim ben. Gelsin dedi, konuşalım dedi. O yaşta böyle alışılır. Büyük adamlar iyi olur dedi. Hakikaten büyük adamların sözü. Ben bugün diyorum ki, arkadaşını göster de senin kim olduğunu söyleyeyim. Çünkü kalite öyle ki, gidiyorum konuşmalara bakıyorum, 4-9 dönüyor. Ya bir fikre ait bir şey yok.